Bir daha kimlere takılacağınız belli. Ya Ayhan sen çok her yerde çıkmış diyecek. Asman ya yanım boş boş. Kim var? Asman'ı çağırayım. Günaydın. Uzaklara bakıyor. Söylemiyor oraya. Abi siz söylemeyi utanmıyorsun yani. Sizler de utanmıyorum kardeşlerimsiniz. Ama o noktası aklımda kalmış demek beni çok etkiliyor. Abiler kaç yaşlarındaydınız? Kaç yaşlarındaydınız? Yok canım şeydim. Ama yine en azından 30 sene var yani. Eşimle beraber bir seyahatteydik. Onun kongreleri sık olurdu. Kongrelere gidiyorduk. Şimdi o şarkıyı Ayhan Bey, bir daha söylüyorum. Ay vallahi onu söyleyemem. Yok, kamerayı kapat. Kapıyı. Kapat. Biz bu sözleri. Vallahi ben ilk ve son defa o çünkü o gruptan duydum. Herhalde Osmanlı'dan kalma ki kayıkçılar, boyutçular, fesler. Bir de iki karıdan gayet rahat bahsedebiliyor yani. Memurlar ayda bir veresiye ayakta. Sene yılda da bir veresiye fokus diyorum memurlar. Kamera. Şeyi açayım o zaman. Kamerası nereden açılıyor? Kamera yazayım. Ben size öğreteyim, siz söyleyin. Ne güzel bak. Çok teşekkürler. Nereden? Kim istiyor? Okula mı yazıyorsun? Kim istiyor kitabı? Okula zaman veriyoruz. Hayır, hizmet değil mi? Hizmet öğretim. Hayır, anlıyorum da kişiye mi yazıyoruz, okul adına mı veriyoruz? Benim ismim yazıyor. Derya öğretmen. İleride Halim Bey var, o da kitap diye. Derya canlı mı diyor? Evet, genç veriyor. Gördüğünüz gibi nasıl değil mi? Ne ölümden korkar
Şey, bir gün bir festival yapıyorlar, ona geldi. Beni çağırdılar. Şimdi tren geldik, iniyoruz işte. Hadi. Burada iniyoruz mu? Herhalde ince. Tren işte burası. Evet, tren işte. Hadi. Aa, hadi bekliyorlar bizi. Bu yolun dışına çıkıyor. Senin zaten.
Şimdi böyle şey olur mu ya? Benim şunda gözüm kaldı ya. Bir tane mi aldı? Al, benim hakkım sana. Ha, onu fark etmiyor. Yok ya, olmaz yani. Zaten o ne? Ya, Seyacım. Nazlanma. Bak, senin hakkını ben yerim. Tamam, benim hakkım sana verdim. Sen şimdi koyundan şey yapıyor mu, yapmıyor mu? Bozma ya, suyunu. Ne koyun? Gördün mü şimdi? Evet, öğretmen koyun kesi çekmeyeyim. Ne kesem ya? Koyun kesme. Zor ya. Gel, biz gel yaz. Benim orada bir Mehmet çobanım var. Ya o bir şey... He? Cumansız mı beraber? He. Ha, ne oldu o iş? Yapacağız. Kıyap birinci araya ara verdi. Ben yazda kaçarım. Yakında. Kaçma ya. Yapacaksın yap. Kaçma. Ama o koyun kesmek neden çıktı? Bu kadar dedi. Arabamla senin emrindeyim. Sözüm bu. Ya da kuyruklu koyun da uydurma. Ya o çekici olsun diye benim de uydurma. Ama muhabbet eder. Çok karışıyorsun. Anlamıyorum. Bu nazik, nazik davet yemek için. Hani biri bir şey tutmuyor sanki ya. Fotoğraf da video da. Hatta çok büyümüş camlar, eski bayağı değil mi? İçinde insan da olsun, hatta dolaştır. Hemen ne? Ben de insansız. İçine mutlaka. İçinden insan geçen doğa. İçinden Ayhan Bey geçiyor mesela. Tabii her şeyle doğa. Her şeyle doğa. İnsan da doğanın başka bir alem. O da çekiyor. O da kamera çekiyor. Kuşlarla ilgili hoşlandı. Doğayla kavga etse de olan şiirle yolculuklarını bildiğimiz arkadaşlarımız var. Onlar dizelerinden örnekler seslendirirlerse derim. Dışarıda konuşurken heykellerden açıldı. Sevgili Mehmet söyledi. Kırşehir'de bir Muharrem Ertaş heykelinin karşısına geçmiş Anadolu'dan bir kadın. Bu çok ağır bir eleştiridir aslında. Yani devletle halkın nasıl uzak düştüğünün, sanatla nasıl uzak düştüğümüzün çok ağır da bir eleştirisidir. Muharrem Ertaş'ın heykelinin karşısına geçmiş demiş ki, gazasını aldığın, memleketi kurtardığını bilirdin de sazda mı çalardın demiş. Heykellerimizi yalnızca bu ülkenin kurtarıcısının heykellerle sınırlı tuttuğumuz için, işte şimdikilerde ucube diye dolandıkları için bunlar geliyor başımıza. Son derece güzel, son derece ağır bir eleştiridir. Bir Aşık Veysel anlatayım, ondan sonra sözü size hemen vereyim arkadaşlar. Aşık Veysel'e demişler ki, Veysel heykelini yaptırdık, açılışa sen de bekliyoruz. İyi geleyim demiş, götürmüşler. Heykelin açılışının üzerinden bayrağı birlikte çekmişler. Sonra demişler ki, dokunarak bak. Dokunmuş. Ne adet verdiniz mi demiş. 10 bin lira. Ne adet verdiniz mi demiş. Ne kadar para ödediniz diyor. Kayseri, Kırşehir, Sivas ağzı. Ne adet verdiniz mi? Ne kadar? 10 bin liraya çıktı Aşık demişler. 10 bin lira falan civarında. Çok önemli değil. O kadar önemli değil. Yüksek bir meblağ değil. 10 lirayı bana verseydiniz ben gün boyu dinlenirdim burada. Ya. İşte size bir de Aşık Veysel sevgili dostlar. Aşık Veysel'den 100 bin tane. Kapanışta bir tane daha anlatırım. Bir kaymakam hikayesi var. Savcım nerelere gitti? Tamam burada iyi. Sorun yok. İşte böyle sevgili dostlar.
Tire'de olmak gerçekten çok güzel. Burada olmak da çok güzel. Sözü hemen ben nereye verelim? Erdoğan abiye verelim. Erdoğan abim gelirken de güzelledi. Böyle güzel bir de öyle nezaketli ki önce bir de soruyor, danışıyor sevgili Erdoğan abim. Yani kendisi karar verip yapsa ne olur ki? Ama işte başka bir zaman, başka bir başka bir kültür ya da başka bir anlayış. Teşekkürler Erdoğan abi. İlk söz senin. Ben bir şiir tiyatro yapacağım izin verirseniz. Çok güzel. Çok güzel. Yani tiyatrodan kendisi de bir şiir ama. Çocukluğumdan seslenmişler. Balık kuyular, bahçeler İbrahim Efendi. Na bakla, na baklava, kalbim bakla, irri bakla. Çok güzel. Orası İbrahim Efendi, Nida. Bakla kaçar. Ena mecida. Dekapende rozu olmaz mı? De. Hadi. Na bakla, na baklava. Kalbim bakla, irri bakla. Çok güzel. Balıkçı geçiyor aşağıdan. Canlı canlı bunlar. Canlı canlı yukarıdan sesleniyor teyzem. Evladım balıklar tazedir. Canlı canlı teyzeciğim. Canlı canlı. Evladım balıklar tazedir. Canlı canlı teyzem. Evladım ben de canlıyım, tazeyim. Erdoğan abi. Küçük bir açıklama. Mecide 20 kuruş demek. 20 kuruş. Soran soruyor 15 kuruşa olmaz mı diye. Bu adam de diyor. Evet Zeki abim. Birkaç cümle ondan sonra da deftere yaz. Zeki büyük tanı. Birkaç dizem okursun ne yaparsın Zeki abi? Zeki büyük tanrı sevgili dostlar. O kitap okuyacak. Hepsini değil. Bir cümlesini. Yalnızca. Hepinizi ama hepinizi çağırıyorum. Yani davet ediyorum. 2 Temmuz'da Karşıyaka Belediyesi bir Sivas oyunu oynuyor. Sivas çığlığı diye. Benim Madımak Çığlığı oyunumdan sonra, Sivas'tan kurtulduktan sonra Madımak Çığlığı oyun romanından sonra Sivas destanını yazmıştım. Sonra da Madımak Çığlığı diye bir oyun yazmıştım. Bu seneye kadar oyunu bastıramamıştım. Oyun yayınlandı. Provalar devam ediyor. 2 Temmuz'da hepinizi Karşıyaka'ya bekliyoruz. İnşallah. Ayrıca Ferhat abime teşekkür ediyorum buradan. Bizi Mersin'e çağırdı. Karşıyaka Belediyesi'ni yıllardır uğraşıyoruz. Bize bir Homeros programı yapmamız için Karşıyaka Belediyesi ediyor. Sağ olsun. Ekim ayında da Mersin'deki Homeros programına gideceğiz. Son yayınlanmakta olan Homeros romanımın da orada dağıtımını yapacağız. Ben Homeros'tan açılmışken Biricik Kassandra'yı bilirsiniz. Troya Kralı Priamos'un kızı Kassandra bilicidir. Her şeyi bilir. Ancak Zeus ona o yetkiyi vermiş ama Anadolu Tanrısı Apollon da diyor ki ağzına tükürüyor. Senin söylediklerin ortaya çıkmayacak. Biricik Kassandra biliyor ama kimse buna inanmıyor. İşte Troya Savaşı, Troya Felaketi oradan çıkıyor. Ben onun şeyini bu sayfada size sunmak istiyorum. Belki biraz uzun ama özür diliyorum. Söylentiye göre Priamos kralı, Troya kralı Priamos kızı Kassandra bir bilicedir. Evet, Kassandra bilgeliği. Kent daha uyanmamış. Dağ, taş, kurt, kuş, börtü, böcek. Alacak şafağında sabahın, karanlığın korkusunu deliyor Kassandra. Tutmamış uyku gözlerini, düşünceler yoğuruyor, yorumlamaya çalışıyor diz yüklü düşlerini. Duyurmamasını, duyumsamazının tedirginliğini yaşıyor. Gücünü sarsıyor sorumluluk bilinci. Sonuç korkunç, sonuç umarsız. Uyarmalı Ulu Priamos'u, kraliçeyi, uyanmadan kent henüz
Dağ, taş, kurt, kuş, börtü, böcek, uyarıyı yinelemeli savsaklamadan. Tanrılarla inatlaşmak boşuna, tanrılarla tanrıların düzeniydi bu eylem, Turaya'nın yazgısıydı belirlenen, insanını, toprağını, yaşamını. Boşunaydı çırpınmalar, Kassandra'yı dinlemeyen aymazlar, Turaya'yı acılara boğdurdular. Kent kanla yürüyordu, insanlar yazgıların kör çıkmasında, yaşamlarına doymayan öldürülüyordu, ölümler ölümleri getiriyor, kent bitiyor, eriyordu. Bu tanrıların buyruğuydu, kent sessiz, dingin. Yine tanrılar düştü öne, eteklerine yapışmış asalaklar, yine aracı rahipler, çıkarcılar, bağnazlar, bir kentin yazgısını örüyor, insanını acımadan sömürüyor. Tapınaklar insan içindir, düzen için. Sevgi, umut, erdem içindir. Tapınaklar mutluluk içindir, sığınmak için. Tapınaklar pazarlıkları değildir rahiplerin, politikacıların. Toplanmışlar aracılar, rahipler, çıkarcılar, bağnazlar, tanrıların vekilleri, ellerinde kendi düzenledikleri belgeleri tanrılar adına uygulamak istedikleri. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Zeki abi. Evet sevgili dostlar, hemen sözü şuradan Ömer abime doğru gidelim biz. Ömer Akşahan'a kadar gidelim. Ömer abi. Ödemiş de Ömer abi karınca gibi çalışıyor Ödemiş de. Bir edebiyat dergisi çıkıyor. Epeydir çıkıyor. Evet, tekrar hoş geldiniz diyorum. Böyle bir toplantıyı Ödemiş'te de düzenlemeyi çok arzu ederim. Ancak malum belediyemiz AKP'li. Haliyle iletişim kanallarımız tıkalı. O yüzden böyle bir toplantıyı özellikle Tumalos Edebiyat adına yapmayı gerçekten istiyorum. Zaman zaman bunu deklere de ediyorum Facebook'ta falan ama arkasını getiremediğim için de üzülüyorum. Şimdi içinizde pek çoğunuzu zaten ismen biliyordum. Şahsen bildiklerim var ki Yunus Bey'le biz İzmir'de de beraber çalıştık. Aynı firmada. Dolayısıyla burada bulunmak, sizlerle bir arada olmak gerçekten mutluluk verici bir olay. Dolayısıyla sizlere ben şiir kitabından iki şiir seslendireyim. Fazla çünkü zamanımız kısıtlı. İzninizle. Bir sağlık sorunu var. Eşref onunla ilgileniyor sevgili arkadaşlar. Yeni bir şey yok. Unuttuğum bir zamanda güneş bildiğim varlık. Her sabah kalktığımda ağzımdan ilk dökülen. Malatyalı Mercedes Kadir, sokakların padişahı. Duvar takvimine kurulmuş siyah beyaz. Adımı siliyorum akıl defterimden. Her akşam bencillik perdesine sarınıp uyusan da yeni bir şey yok aslında. İkinci tekil, yokluğu katil. Sayfalar bıçağı böler gece ikiye, her dönüşü sana. Yeni bir şey yok aslında. Sürgüsüz kapı dayalı, celali iç isyanı elebaşı. Ey kırmızı gömlekli, rüyamın hesabını ödesen de yeni bir şey yok aslında. Ertelenmiş dönüş bileti, satar köşe başında hergele. Bıcı bıcı, şalgam, kebap her neyse, hani kumaştan kefen kesse, yeni bir şey yok aslında. Evet, güzel. Evet, bir de... Tabii bu kitap benim ikinci şiir kitabım. Söz Atlası'nda 80 kadar şiiri derleyip toparladım. İlkini 1998'de kendi yayınım olarak çıkarmıştım. Şiir Üşüdü adı altında. Ve o kitapta 37 şiire yer verdim. Sivas katliamında yok edilen güzel insanlara adamıştım o kitabımı. Biliyorum öfkeni kusacaksın ama söylemeliyim. Ne çok ateist tanıdım, tek tanrıya inanan. Tanıdıkça onları başladı kuşkularım. Biliyorum inanmayacaksın. Ne çok tanrının da günahlara bulandığını. Hangi melek temizleyecek
günahlara bulanmış soykırımları. Biliyorum, inkar edeceksin. Çıkardığın savaşlarda ölen milyonlarca insanın senin adını kullandığını. Biliyorum, kafa tutacaksın. Irmakta ancak bir kez yıkanacağını söyleyen filozofu yalancılıkla suçlayacaksın. Biliyorum, susacaksın. Eğer teksem neden mutlu değiliz? Neden çocuklar öksüz? Konuş benimle. Eğer tanrıysan neden sana benzeyen bir insan değilim? Teşekkür ederim. Bu arada sayınızı bilmediğim için getirdim dergilere.